Hepinize merhaba diyerek başlamak istiyorum değerli basın mensupları. Bugünkü basın toplantımızda Manisa'nın güncel çevre sorunlarından Gördes'teki ve Turgutlu Çağdağ'ındaki nikel madeni üzerine görüşlerimizi aktaracağız. Turgutlu'da da yaşam hakkını yeşiline, sağlığına, emeğine, toprağına, suyuna ve çocuklarının geleceğine sahip çıkan halkımızın ortak çağrısını sizlerle paylaşacağız. Ancak önceki gün dün meclis tarihimiz açısından utanç dolu bir günü yaşadığımızı üzülerek belirtmek istiyorum. Sözlerimi bile düzgünce söyleyemiyorum. Gerçekten utanç verici benim için. Çözüm değil, sorun yaratmaya ve ayrıştırmaya dayalı AKP'nin her gün bir yenisi eklenen gaf halayına meclis başkan vekili Sadık Yakut haremlik selamlık mendiliyle karma eğitime karşı duruşuyla katıldı. Başbakan'a sadık kalmak uğruna bizim için yakut değerindeki çocuklarımıza incitti, ailelerimize endişe saldı, temsil ettiği makamı taşıyamadığını kanıtladı. İçinden ben başkanım, o halde mecliste en büyük kafa ben imza atayım mı dedi. Bilinmez ama hatası affedilir gibi değil. Sadık Yakut'un karma eğitimi büyük bir yanlışlık sayan ve dünyadan çarpıtma örneklerle laiklik eğilimini, yatılı okul düzeni hiç anlamadığını itiraf eden konuşmasını yaptığı yer ve zaman çok önemlidir. Dün Çocuk Hakları Günü'nü meclisimizde çocuklarımızla kutladık. Ülkemizin çocuk gelinler, cinsel taciz ve tecavüz, çocuklarımızın eğitimi, çocuk işçiliği karnesi son derece üzücü iken Başkan Vekili Yakut çocuklarımızın karşısına geçti ve büyük bir skandala karıştı. Cumhuriyetin halk iradesinin, demokrasinin, laikliğin simgesi meclisimizde üstelik çocuklarımızın haklarının konuşulduğu günde çocuklarımıza siz aslında beraber okuyamayacaksınız. Seneye ayrılıyorsunuz. Ona göre davranın dedi. Meclis başkanını temsil eden koltuktaki kişi açtığı yaranın, işlediği büyük hatanın acaba farkında mı? Çocuklarımız hatanın konuşulduğu günde meclise geldiler. Ancak birlikte yaşama ve eğitim görme özgürlüklerinin, haklarının gelecek yıl ellerinden alacağını onlara anlatan amcanın üstelik meclisi yönettiğini öğrendiler. Haklarının konuşulduğu bir günde özgürlüğü ve eğitimi kısıtlama ilanı yapmak ancak fıkralara ve AKP'li yıllara konu olabilir skandallar değerindedir arkadaşlar. Çocukları küçük yaşta birbirinden ayırmayı, sapkın düşünceyle yavrularımızdan kuşku duymayı aklına koymuş bu kişi meclisi nasıl yönetir? O makamı nasıl temsil edebilir? Sadık Yakut karma eğitime neden karşı? Neden maalesef bu eğitim uygulanıyor diyor. Ne hata gördü de bu düzeni ahlarken sorumlu buluyor. Çıksın bunları tek tek açıklasın. Sadık Yakut'un layık ve eşit olarak sağlanacak eğitimle ne alıp veremediği var. Ya da şöyle soralım. Başkan Vekili Sadık Yakut'un 2 milyonun üzerindeki okuma yazması olmayan kadın için bir projesi var mı? 400 bini aşkın tarım işçisi çocuğumuz için ağzından tek kelime çıktı mı? Eğitimi kısıtlanmış 4+4+4 mağduru kızlarımız için arkasında duran bir açıklaması oldu mu? 16 yaşından küçük yaşta ve güvencesiz çalışan çocuklarımızın halini bir gün olsun sordu mu? Fuhuşa, tacize, enses ilişkiye zorlanan ve yaşadıklarını anlattıkça ölüme yollanan kızlar için ağzını bıçak açtı mı? Çocuk gelinleri önlemek için Kayseri'de yollara düşecek gücü meclise 2 dakikada olsa sarsacak bir konuşmayı hazırlığı oldu mu? Değerli arkadaşlar, Sadık Yakut başbakana sadık kalma adına makamının ağırlığını çoktan yitirmiştir. Cumhuriyetin değerleriyle bağdaşmadığını belgelemiş, sonraki açıklamalarıyla konuştukça batmış, çocuklarımızın kardeşlik duygularını dar kalıplı siyaseti ve ağır bilinçaltı sorunları uğruna sömürmüştür. O dakikalarda aynı salonda olan kabinenin tek kadın bakanı Sayın Fatma Şahin ise
yüzündeki tebessüm değişmemiş ve bu duruma sessiz kalmıştır. Bunu da şiddetle kınadığımı sizlere belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, meclisimiz şu son bir senede vekiline küfreden bir başka meclis başkan vekilini gördü. Karma eğitime karşı çıkarken fıkra anlatır gibi, hormon dengeleri değişen sınıflar erkek sınıfta hocayı dinlemez, gözü kızlara kayar, dersleri kaçar. Zaten kaçımız o yıllarda aşklarımızla evlendik ki sonuçta vakit kaybı oluyor gibi saçma sapan sözlerle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gündemini oluşturmuş oldular. Mecliste kadın muhabirimizi açıkça söven ve ahlaki çöküntü yaşayan milletvekiliyle tanıştık. Hatırlatmakta yarar var. O günkü oturumda kadın vekiller olarak gereken uyarıyı yapmamıza rağmen o küfürbaz vekile neden küfrettiğini açıklaması için söz veren yine Sadık Yakut olmuştu. Yurt ve barınma sorununa çözüm bulamayıp ev dikizleyen olur olmadık iftiralarla öğrencilerin namus bekçiliğine soyunan bir İçişleri Bakanı ve Başbakanı bu ülke duydu. Devletin kanalında kadınlara ayrımcılık yapan programlara tek kelime etmeyip felsefi görüştür, canlı yayına müdahale edemiyoruz diyen, ardından da bu sözleri söyleyen kişiye yeni program teklifi veren kadın vekilimizden tahrik olan bir başbakan yardımcısını da bu meclis işitti. Ama tüm bu yaşananlar anlaşılan Sadık Yakut'un bir kulağından girmiş diğerinden çıkmış. Sadık Yakut bizim için Yakut değerindeki çocuklarımızın huzuruna çıkarak yaptığı karma eğitim açıklamasıyla açıkça alçalmıştır. Alçaldıkça alçalmıştır. Sorumluluk duygusunu tümüyle yitirmiştir. Korkarım eline fırsat geçse kadın erkek vekilleri ayıracak ve araya perde gererek meclis genel kurulunu yönetecektir. Sadık Yakut'u çocuklarımız başta olmak üzere ailelerinden, eğitim camiasından ve tüm ulusumuzdan özür dilemeye, oturduğu koltuğun anlamını ve laik cumhuriyetimizin değerlerini kavramaya davet ediyorum. Değerli arkadaşlar, bugün gerçek konumuz olan, yani basın toplantısını düzenlemeyi düşündüğümüz konu olan sorunsa Manisa'mızdaki çevre sorunudur. Ve ben ikinci kısım olarak buradan söz etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, gerek Gördes, gerekse Turgutlu'daki madenlerin çevreye, insanımıza, toprağın altına ve üstüne, suya, ekonomiye vereceği zarar sadece Manisa'yı etkilemeyecektir. Başta Akhisar ile Gördes ilçelerimizin Berde ve köylerinde olmak üzere Ege bölgesi üzerinde kalıcı sonuçlar doğuracaktır. Gördes sınırlarındaki nikel madeninde yürütülen Gördes Nikel Kobalt Yatırım Projesi'nin ön çalışmaları Meta Nikel Kobalt Madencilik Firması tarafından 2011 yılında tamamlanmıştır. Halkımızın da sürekli dile getirdiği gibi insan ve çevre sağlığı açısından son derece tartışmalı kararlarla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan çevre etki ve değerlendirme raporu alınmıştır. Gördes'te 25 yıl sürecek cevher çıkarma projesi nikel kobalt rezervlerinden açık ocak tekniğiyle elde edilecek ve yüksek basınçla asit liçi yöntemiyle işlenecektir. Ocaklardan çıkarılan cevher dev cehennem kazanı adını verdiğimiz yaz ortasında Menemen'den Gördes'e götürülen büyük otoklav adındaki kazan içinde farklı kimyasallarla ısıtılarak çökertilecek ve atık depolama tesisine pompalanacaktır. Yapılan bilimsel çalışmalara göre doğrudan çıkarılan malzemenin %1'inden azı işe yarayacak, %99'u doğaya zarar verecektir. Bu proje Akhisar ve Gördes ilçelerimize bağlı belde ve köylerimizdeki yurttaşlarımızın yaşamını doğrudan olumsuz etkileyecektir. Proje yoluyla 100 milyon tona yaklaşan miktarda toprak malzemesi yer değiştirecek. 2,5 milyon metreküp üst toprak kazılacak, yer şekillerinde büyük çaplı bozulmalar görülecektir. Ne yazık ki bu bozulmaların geriye dönüşümü yoktur. Değerli basın mensupları, dünyada açıkça terk edilmiş bu asit yöntemi uygulanırsa topraktaki bozulmaların doğada geri dönüşümü olmayacaktır.
Tam tersine nikel için yapılacak kazı ve dolgu çalışmaları sonucunda erozyon olasılığı artacaktır. Bölgemiz birinci derece deprem bölgesidir. Bölgemizin deprem riski dikkate alındığında toprak ve kayalık alanlarda şirketler eliyle yaratılan büyük dönüşümler toprak kaybına, yüzey sularının ve toprağın kirlenmesine yol açacak. Yeşil bitki örtüsünün, florasının, belki de soyu tükenecek nesil nitelikteki bitki örtüsünün tümüyle ortadan kalkmasına neden olacaktır. Enerji güvenliği ve verimliliğinden tümüyle yoksun olan, tarımdan geçinen nüfusumuzu kısa sürede yoksulluğa itecek bu maden çalışması açıkça hayatımızı tehlikeye sürüklemektedir. Maden işletmesi sürecinde yaşanacak sorunlar, bölge halkımıza yaratacağı istihdamla kıyaslandığında önümüze karamsar bir tablo çıkmaktadır. Gördes'teki madenden söz edecek olursak toplam gelirinin 4,5 milyar dolar, net karın ise 2 milyar dolar olması beklenen projede işletme sürecinde 500, işletmenin hizmet verdiği dönemde ise 300 işçi çalışması hedeflenmiştir. Kısacası Gördes'in can damarları, toprağı, havası, suyu ve insanı bir şirketin kasasının uğruna feda edilecektir. Sorunumuz siyasi değildir. Sorunumuz ortaktır. Ve eğer cesaretleri, sağduyuları varsa Manisa'nın AKP'li milletvekilleri, Manisa'nın eski milletvekili Bülent Arıncı, Çevre ve Şehircilik Bakanını, Enerji Bakanını, Orman ve Su İşleri Bakanını yakından ilgilendirmektedir ve onları sorumlu tutmaktadır. Bu ilkel madencilik yalnızca Gördes ve Akhisar'daki köylümüzü değil, Gördes Barajı üzerinden İzmir halkını da etkilemektedir. Benzer sorun, biraz sonra da değineceğim, Turgutlu'daki nikel madeni için de geçerlidir. İzmir'e yakın 6 milyon metreküp içme suyu sağlayacak Gördes Barajı ve Çağlayan, Düvertepe ve Başlamış Barajları'nın havzaları nikel madeninin üretim tesislerinin bulunduğu alandadır. Bölgede yaşanacak hava, su, toprak kirliliği İzmir'e ulaşacak içme suyun kalitesini doğrudan etkileyecektir. Dünyada madenlerin çıkarılma ve işlenme yöntemlerinin gün geçtikçe doğaya ve insana, gelecek kuşaklara daha fazla önem göstermesini değerlendirirsek bu apaçık ortada görünmektedir. Devletler çevre ile sanayi ve ekonomi arasında gelecek kuşaklara yatırım yapacak önlemlere başvurmaktadır. Ama bizim ülkemizde ne yazık ki bir kasanın dolmasına endekslenmiştir. Oysa Manisa'da, Gördes'te ve birazdan paylaşacağım Turgutlu'da tam anlamıyla vahşi madencilik ilkeleri hüküm sürmektedir. Gördes'teki nikel üretim için kazılacak, taşınacak toprak ve kaya parçalarıyla bölgedeki ekosistem neredeyse tümüyle yok olacak, on binlerce ağaç katledilecektir, katledilmektedir. Üst tarım toprağı kaldırılacağı için bitki örtüsü tükenecek, bitkisel ürünlerimiz, bölgesel ürünlerimiz, türlerimiz, toprağın üzerindeki canlı ve cansız yaşam alanı yok olacaktır. Havaya salınacak gaz ve ağır metaller yoluyla hava kirliliği artacak, asit yağmurlarıyla ömrümüz kısalacaktır. Değerli milletvekili, değerli arkadaşlar, Turgutlu Çaldağ'ındaki nikel madeni ise dünyada artık örneği olmayan, Avrupa ve Balkanlarda tümüyle sınır dışı edilmiş firmaların sülfürik asit kullanarak nikel işlemeyi hedefledikleri bir çevre düşmanı anlayışına konu edilmektedir. Dünyada insan ve çevre sağlığı için son derece zararlı görünen ve kabul görmeyen nikel madeni işleme yöntemi bugün Turgutlu'da uygulanmak istenmektedir. 40 milyon tonluk bir nikel rezervini konuşuyoruz. Buradaki maden işlendiği sürece yaklaşık 18 milyon ton sülfürik asit kullanılacak. Toprak ve insanımız üzerinde kapanmaz yaralar açılacaktır. Madenin yaratacağı asit yağmuru bereketli Gediz Vadimizi çöle çevirecektir. Bedenlerimizi ve ürünlerimizi tüketecektir. Açıkçası bu nikel madenindeki çalışma yöntemi yaratacağı sonuçlar bakımından kimyasal silahlarla işlenecek bir insanlık suçundan farksız değildir. Solunum yolları, kanser, kısırlık, fiziksel görünüm, erken ölümler başta olmak üzere pek çok hastalığa
davetiye de çıkarmaktadır. Çıkarılması öngörülen nikel cevheri yaklaşık 15 yıl boyunca verimli Gediz Ovası'nı Uşak, Eşme'den İzmir, Çeşme'ye kadar uzanan geniş bir alanı çoraklaştıracak, verimsiz hale dönüştürecektir. Turgutlu Çevre Platformu öncülüğünde birleşen sivil toplum kuruluşları ve halkımız, tüm yurttaşlarımız ve yetkililerimizi bu konuda uyarmaya devam etmektedir. Sadece ve sadece temiz hava, insanca yaşam, yemyeşil bir ova, kansersiz bir hayat, saf ve zehir katılmamış su ile devam eden bir ömür, asitsiz yağmur isteyen tüm Manisalı hemşerilerimiz 7'den 70'e kadar bu madene direnmeye devam etmektedir. Biz Turgutlu halkıyla birlikte görüşü ve yaşam tarzı her ne olursa olsun çevre duyarlılığı gelişmiş tüm yurttaşlarımızı bu direnişe destek vermeye, madenin kapatılması için sesimize ses vermeye çağırıyoruz. Biz geleceğini ve çocuklarını düşünen tüm yurttaşlarımızı Turgutlu Çevre Platformu öncülüğünde 23 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Turgutlu 50. Yıl Atatürk Anıtı önünden Madene Hayır mitingine buradan tüm Manisa'mızı ve tüm Türkiye'deki çevre duyarlılığında olan dostlarımızı davet ediyoruz ve platformun bizlere gönderdiği broşürleri sizlere takdim ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum arkadaşlar. Özgür Bey de... Yok, teşekkür ederiz. Gayet iyi oldu. Bir karma basın toplantısı yaptık. Sadık Yakut'un izniyle. Karma, evet. Kadınla erkekle. Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ediyoruz. Bu sorularınızdan birisiydi ama ben bir soru daha soracağım. Bu dershaneler konusuyla ilgili sizin bölgenizden AK Partili Manisa Milletvekili Muzaffer Yurttaş'ın bir çıkışı oldu. Dershaneler olmasaydı İmam Hatip mezunu olarak ben tıp fakültesinde okuyamazdım, doktor olamazdım diyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Herhalde sorunun muhatabı Sayın Başbakan. Başbakan durumu Muzaffer Bey ile arasında nasıl değerlendirecek? Bence kritik konu orada. Sizin için de kritik bir soru oldu herhalde. yani bu sorunun muhatabı biz olmamalıyız diye düşünüyorum. Milletvekilimiz olmalı. Bizim düşüncelerimiz basında zaten yer aldı. Biz bu konuya daha duyarlı düşünülmesi gereken bir konu olarak görüyoruz. Arınç açısından bakarsanız olaya, yani Arınç iki defa başbakanla şey oldu, yani zaten. Biz bu Yıldız Savaşları'nı zaten Sayın Arınç Manisa'dayken ve giderken Manisa özelinde yaşıyorduk. Bu bize çok yabancı bir durum değil. Sayın Arınç'la başbakanın ekibi arasındaki Yıldız Savaşları pilot uygulamasını Manisa'da yapmışlardı. Şimdi Türkiye'ye satına geneline yayıldı ve oldukça ses getiriyor. Oradaki kamplaşma burada da devam ediyor ve bu ciddi bir yarılmaya doğru gidiyor. Biz bunu Manisa'da yaşadık, burada Türkiye'de izleyecek. Amerika'ya doğru uzandı. Evet. Yok, Cumhuriyet Halk Partisi adıyla ve tüm milletvekillerin, tüm örgütünün kanaatiyle halkın partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi varsa herkes için var sloganı. Geçen seçimlerde hepimizin çok benimseyerek kullandığı bir slogan. Orada bir tereddütümüz yok. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler.